18 bini aşkın tır buraya geldi. Bu terör örgütünün başı burada, Pensilvanya'da. Türkiye'ye karşı PKK ve FETÖ'yü destekleyen Trump yönetimine seslendi. Siyasi ve stratejik ortaklık konusuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Amerika'da bir konferans verdi. Gündeminde Amerika'nın terör örgütlerine verdiği destek vardı. 3000 civarında kargo uçağıyla buraya silah, mühimmat, araç, gereç geldi. Nereye geliyor? PYD, YPG'ye geliyor. Peki bunlar kim için kullanılacak? Buradaki terör koridorunun ötesinde kim var? Türkiye var. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Amerika'da koruma altında olduğunu da söyledi Cumhurbaşkanı. Biz stratejik ortak değil miyiz? Stratejik ortak olarak böyle bir teröristi niçin koruma altında tutuyoruz? Erdoğan, Amerika'nın yaptırımlarını da hatırlattı. Savaş ve çatışmanın kazananı yoktur. Ticaret savaşlarının da kazananı olmayacaktır. Böyle söyledi ancak Amerika ile ilişkiler konusunda umutlu olduğunun da altını çizdi. Trump yönetiminin genel olarak siyasi hedeflerine ticari konuları araç olarak kullanarak ulaşmak istemesi ekonomik işbirliğimizin ilerlemesinin önündeki engellerden biridir. Tüm bunlara rağmen Amerika ile olan siyasi ve ticari ilişkilerimizin geleceğine umutla bakıyoruz.